arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlere yeni bir video çekmeye karar verdim. Bugünkü videomun konsepti diyeyim. Yeni aldığım makyaj malzemeleriyle bir makyaj olacak. Bunların aralarında bir iki tane daha önceden olan elimdeki makyaj malzemelerini kullanacağım. Çünkü onların yerine yenisini almadım. İlk önce primerlerime başlayacağım. Bunların ikisini de yeni aldım. Bunu daha önce almıştım. Kırıldı. Kullanmak nasip olmadı. Tekrar aldım. Sizlerle birlikte kullanacağız. Bu baby skin olan, gözenek görünümünü yok eden. Bu da anti-pollution diye geçiyor. Şöyle. Şu ana kadar ilk izlenimim ürün hakkında gayet güzel bir yapısı oldu. Ve cildime uydu. Benim cildim kuru. Kameradan biraz parlıyor olabilir ama şu an benim cildimde böyle çok güzel böyle bir ipeksi bir görünüm var. Öyle söyleyeyim size. Şimdi pore minimizer'ı burun ve şu kısımlarımı uygulayacağım. Biraz belki çeneme de uygularım ve alnıma da. Şöyle bir deneyelim. Hemen yok etti neredeyse. Çok güzelmiş. Beğendim. Smashbox'ın bir tane Photo Finish diye bir primer'ı var. Zamanında ben kullanmıştım ondan. Ona çok benzettim ama bu kurutmuyor gibi geldi bana. Yani kurutmaz gibi geldi. Tabii fondöteni uygularken parçalanıp parçalanmayacağına bakacağız. Gözlerimin üstünü eşitleyeceğim bir concealer'la. Bu zaten benim kullandığım bir concealer. Nastika'nın bu Pro 267 numaralı fırçasıyla dağıtacağım. Bunu da yeni aldım. Sadece bir kere kullandım. Denemek için gözaltıma. Gayet başarılı bir ürün. Göz makyajına geçmeden önce kaşlarıma devam edeceğim. Bunun için aldığım bu kiti kullanacağım. Bu Anastasia'nın bir kiti. Yeni aldım onu da. Daha sıfır hiçbir ürün denemedim. Sadece açıp baktım. İçinde bir adet kaş fırçası, kaş baksı ve kaş maskarası çıkıyor. Renkli kaş maskarası. Ben taupe rengini aldım. Şöyle mini boyları ikisinin de. Fırçası full size diye geçiyor. Kutuda da o şekilde belirtilmiş. İlk olarak kaş baksıyla kaşlarımı sabitleyerek başlayacağım. Ürünün tutuculuğunu beğendim. Gayet güzel. Çok az bir şekilde ve direkt sürdüğümde hemen kaşlarımı kaldırdı. Benim kaşlarım çok zor pişiyor. Çok böyle aşağıya düşükler hani genel olarak. Ben beğendim. Büyük boy ürününü de alırım gibi gözüküyor. Şimdi kaş maskarasını uygulayacağım. Kaş vaksıyla birlikte kullandığımda normalde kaş maskaraları, kaş vaksılarıyla çok iyi çalışmıyor benim kaşlarım. Ya vaksı yırıyor ya da renk vermiyor, dağılıyor, kaşların etrafında lekeler yapıyor. İkisi birlikte gerçekten çok güzel çalıştı ve tam olarak benim kaşlarımın rengi yani gerçekten. Anastasia'nın zaten kaş ürünlerin genel olarak beğenildiğini biliyordum ama ilk defa denemek nasip oldu. İkisine de puanım tam. Fırçasına zaten henüz kullanamadım ama diyecek yok. Çok güzel ince uçlu bir fırça. Göz makyajım için de Catrice'in bu ürününü kullanacağım. Fakat şu anda ülkemizden çekildiği için ülkemizde olmayan bir far paleti. Bunu yurt dışı seyahatine giden yeğenimden rica ettim. O aldı. Çok güzeller. Bu arada ben renklere bayıldım. Daha henüz denemedim ama. İlk önce göz kapağımı açık bir farla sabitleyeceğim. Paletteki açık kahverengiyle iç ve dış köşelerimi gölgelendirme yapacağım gözüm. Yani şuradan ve şuradan burayı ve burayı daha doğrusu. İlk önce dışarıyla başlıyorum. Rengi oturtup yavaş yavaş dağıtıyorum içeri doğru. Şimdi biraz daha koyu ve biraz daha içinde kızıllık olan kahve tonumu alıyorum. Onu yine sadece dış köşeye uyguluyorum. Dar bir alana dağıtıyorum. Sonrasında ucu şöyle dar bir fırça alıyorum ve paletteki en koyu kahve olan rengi alıyorum. Biraz fazlalığını bırakıp en köşeden böyle eyeliner gibi çekip dağıtıyorum bunu fırçayla. Şöyle bir fırçayla, eyeliner fırçası gibi fırçayı kirpik diplerime oturtuyorum. Şimdi bu gözümün ortasındaki kalan hafif boş yere
simli bir renk geçeceğim. Biraz daha grimsi kahvemsi. En başta kulağımın fırçamı alıp kenarları tekrar dağıtıyorum. Birbiriyle uyum olsunlar diye. Şimdi kenarlarımı temizlemek istiyorum, göz kenarlarını. Bunun için bir ıslak mendil ve açılı bir fırçadan yardım alıyorum. Fırçamı ıslak mendilimle ilk önce şöyle bir nemlendiriyorum ve ucunda bir şey varsa da temizliyorum. Sonra fırçamı önümdeki peçeteye temizliyorum. Göz makyajım bitti. Son bir adım kaldı. Maskara uygulaması yapacağım. Bunlar daha önce elimde olan maskaralar. Yeni maskara almadım. Bu iki maskarayı uygulayacağım Golden Rose'dan. Evet, oturduk. Yüz makyajıma geçmeden önce dudaklarımda denemek istediğim, size de göstermek istediğim bir ürün var bu. Essence'in Plumping Lip Filler'ı, But The Fake Extreme'miş ismi. Bunu daha önce görmüştüm. Türkiye'de bilmiyorum var mı ama bu da yurt dışından gelen bir ürün. Biraz taşırarak uyguladım ve fazla uyguladım. Etkisini birlikte görelim diye. Taşırarak uygulamanın sebebi de daha dolu bulundursun. Bu benim dudağımdayken şu anda cilt makyajımıza geçelim. Göz kapaklarımda kullandığım konsileri göz altlarıma işlemek için kullanacağım. Şöyle fırçana süreceğim. Küçük fırçamla da kirpik dibime doğru olan kısmı biraz dağıtacağım. Fondötenim elimde olan bir ürün. Revolution'un şu Conceal & Define fondötenlerinden. Fırçam yeni. Fırçam yurt dışından yine yeğenim getirdi. Multi brush diye geçiyor. Şöyle bir ucu var. Tarz fırçaları çok beğeniyorum. Elimin üzerine alacağım fondötenimi. Fırçamı oradan alıp uygulayacağım. Fırçanın hissiyatı çok güzel bu arada. Çünkü daha önce hiç hani bu kadar ürün elimde kalmamıştı. Her zaman yiyor fırçalar. Bu fırça o kadar emmedi ve çok güzel bir şekilde dağıttı. Ama ben bir kere daha da süngerle de geçiyorum üstüne. Ürünü kamera kapalıyken sildim yanlışlıkla. Çektiğini sanıyordum o sırada ama kamera kapanmış meğersem. Bayağı bir fark var. Ben hala yani biraz bile olsa yanıyor ve tint veriyor böyle bu şekilde. Çok güzel. Bal dudak rengi de oluşturuyor size. Fırça için çok güzel bir fırça diyebilirim. Kontür için de çok uygun olur yani. Kullanışlı bir fırça olur. Pudra olarak da Huda'nın bu pudrasını aldım. İlk defa deneyeceğim ben de. Online'dan aldığım için hiç elinin üstüne de bakmadım. Aldıktan sonra gidip baktım. Öyle bir şey yaptım. Evde açmaya kıyamadım bir türlü pudrayı. Bozulmasın aman diye. Bugün ilk defa sizlerle açacağım. Benimki Cherry Blossom Cake. Bu çok ünlü olan pembe pudralardan. Ama bayağı pembe. Kokusu güzelmiş. Evet, bayağı pembe bir görünüm veriyor. Evet, pembeleştiriyor. Bu arada ben ruh gibi çıkıyorum ama normalde öyle gözükmüyorum. Güzel bir şekilde sabitledi. Ama galiba concealer'ımla pek uyumlu olmadı. Concealer'ım çünkü kendinden sabitlenen bir ürün olduğu için daha az kurutan bir concealer'a daha iyi olabilir. Bu ürün de elimde olan bir ürün. Physician Formula'nın bir bronzer'ı. Bunu uygulayacağım. Burnumda kontür için kullanacağım ürün bu. Bunu daha önce hiç gösterdim hatırlamıyorum ama. Nisha'nın bir ürünü. İki kez falan kullandım. Yeni sayılır bu da. Şu en koyu olan taraftakini alıyorum. Şunu. Ve kaşların hizasına şöyle koyuyorum ilk önce. Ucunu şöyle yapıyorum. Ve başlıyorum dağıtmaya. Yanak olarak da bugün Revolution Pro'nun bu aldığını uygulayacağız tabii ki. Bu da yeni. Bunu da hiç kullanmadım daha. Rengi turuncu ve altın ışıltılar var içinde. Oh, çok oldu. Patladım. Biraz fazla uygulamış olabilirim. Ama aldığı fazla seviyorum yüzümde. Highlighter olarak da Revolution'un Canavarlar Üniversitesi koleksiyonu olan highlighter'ım var. Bunu da yeni aldım. Bir kere kullandım. Yani nasıl kullandım? Elimde denedim. Bu arada şöyle yumuşak olanlarla çok severek aldım. Benim favorim bu şu anda. Sarımsı ve yeşilimsi bir parıltısı var.
Dudak kombosu olarak da iki yeni ürünüm var. Biri bu Golden Rose'un 502 numaralı dudak kalemi. Diğer ikisi de bu Fenty'nin Heat koleksiyonunda Hot Chocolate rengi. Bunu ben bayağı uzun bir süredir istiyordum. Doğum günümde bunu bana yeğenim hediye olarak aldı. O zamandan beri bir ya da iki kez sürdüm yani sadece. İlk defa böyle bir combo yapıp süreceğim. Şimdi gloss'umuzu sürüyoruz. Son adım olarak da sabitleyici sprey kullanacağım. Bunun için Revolution'un Hyaluronic Fix sprayini kullanacağım. Bundan daha önce bir şişe bitirmiştim. Bunu ikinci kez aldım. Gayet memnun kaldım. Ben kuru ciltli olduğum için nemlendirici fondöten de kullansam, mat fondöten de kullansam her zaman böyle daha nem veren, çok kurutmayan, oil control olmayan ürünler kullanıyorum sabitlemede. Sabitleyici spreyimi de kurduktan sonra son görüş için tekrar geliyorum. Evet, makyaj videomuz bu kadardı. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Beni takip etmediyseniz lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz diliyorum. Görüşürüz. Bye bye.